Merhaba arkadaşlar. Ho'oponopono'nun temizleme araçlarından bir tanesi. Mavi şişe. Daha önceden bahsetmiştim. Kanalımdan tekrar izleyebilirsiniz. Ama kısaca şişenin üzerinde etiket olmayacak. Kapağı metal olmayacak. Tıpa veya streç filmle kapatabilirsiniz. İçini çeşme suyuyla doldurduktan sonra en az 1 saat güneş ışığında bekletip içme suyunuzda, kahvenizde, çamaşırınızda, banyonuzda kullanabilirsiniz. Bilinçaltındaki tekrar eden hatıraları temizliyor arkadaşlar. Diğeri ucu açılmamış bir kalem. Tepesinde de silgi olacak. Küçükken çok kullanmışızdır. Bu kalemi bulduktan sonra özellikle dikkat edin, kalemin ucu açılmamış olacak ve tepesinde silgi olacak. Bir kağıt alacaksınız önünüze. Sorunlu olduğunuz neyse, kişi ismi, nefret, kıskançlık, üzüntü, bunun üzerine silginin ucuyla vuracaksınız. Tık 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 vururken söylediğiniz kelime çiğ tanesi, çiğ damlası. Bir kere söylemeniz yeterli. Ama özellikle vurgulamak istediğim bir dipnot, kalemi ilk elinize aldığınızda temizleme sözlerini söylüyorsunuz. Seni seviyorum, senden özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim sözlerini tekrarladıktan sonra kağıda tekrar dönüyorsunuz ve bunu sürekli tekrarlayacaksınız ya. Sorun olduğunuz kağıdı durdurabilirsiniz, farklı şeylerde yazabilirsiniz. Silginin ucuyla vurarak temizliyorsunuz arkadaşlar. Çilek. Çilekçe hatıraları temizliyor. Taze veya kurutulmuş şekilde yenilebilir. Artık kış mevsimi geliyor. Reçel veya jör olarak da tüketebilirsiniz arkadaşlar. Bu da bir temizleme aracı. Bütün bunlar arkadaşlar okuduğum kitaplarda yazıyor. Ve Ho'oponopono'nun temizleme araçları olarak belirtiliyor. Seni seviyorum, senden özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim sözlerini de tekrarlıyoruz. Diğer biri yaban mersini. Yaban mersini de çilek gibi hatıraları temizliyor. Taze ya da kurutmuş şekilde yiyebilirsiniz. Veya reçel veya jöl olarak da tüketebilirsiniz arkadaşlar. Bunların hepsinin daha önceden gelen hatıralarımızı temizlediğine inanılıyor. Seni seviyorum, senden özür dilerim, lütfen beni affet sözlerini tekrarlıyoruz. Diğer bir kelimemiz ise arkadaşlar keyport. Keyboard'da kartvizit olarak kullanılıyor. Bu kelimeye baktığınızda sıfır bir haline döndürdüğünüze inanılıyor. Yani sırf sil, temizle tuşu gibi bir şey arkadaşlar. Ben kullanmıyorum. Seni seviyorum, senden özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim sözlere birebir sürekli tekrarladığınızda zaten rahatlayacaksınız, geğireceksiniz, esneyeceksiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın arkadaşlar.